Merhaba, ben Can Oba. Ramazan tatlarına hoş geldiniz. Bu güzel Ramazan gününde sevdiklerinizle birlikte yiyebileceğiniz çok güzel bir menü hazırladım sizler için. Menüde neler mi var? Önce yayla çorbası var. Daha sonra ana yemek olarak fırında Mardin usulü kuzu güveç var. Tatlı olarak da fırında cevizli tel kadayıf var. İsterseniz öncelikle menümüzün ilk yemeği olan çorbamızla başlayacağız. Yayla çorbasıyla başlayacağız. Onun için gerekli olan malzemelere şöyle bir göz atalım. Bir su bardağı pirinç kullanacağız. Bir kase yoğurt kullanacağız. 3 yemek kaşığı un, bir tane yumurta sarısı ve sosumuz için nane, pul biber ve yaklaşık 50 mg da zeytinyağı kullanacağız. Önce nasıl yapacağız? Önce tenceremizi alacağız. Ocağımıza yerleştiriyoruz. 6 su bardağı su tencereme ilave ediyorum. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Şöyle yavaşça orta ateşte haşlanması için bırakıyorum. Tabi bu arada ben ayrı bir kapta 3 yemek kaşığı un, 1 kaşık aldım. Bir kaşık yardımıyla, evet, şöyle yoğurdumu ilave ediyorum ve bir yumurta sarısını da ilave ediyorum. Bunları ayrı bir kapta karıştıracağım. Aslında bu çorba çok basit ve çok pratik. Evinizde de hemen yapabileceğiniz bir çorba. Bir miktar karıştırıp bırakıyorum çünkü birazdan birazcık da su ilave edeceğim. Daha sonra da pirincime ilave ediyorum. Şu anda çorbamız yavaş yavaş demlenmeye başladı. Tabii bu arada dışarıda karıştırmamızın sebeplerinden biri de özellikle unu direkt olarak sıcak bir suya atıp bağlama yapamazsınız. Burada yoğunlaştırma yapamazsınız. Onun için dışarıda yoğurt ve birazcık da su ilave ederek yaptık. Daha sonra da çorbamıza ilave ettik. Şu anda demlenmeye bıraktık. Çorbamız hemen hemen bitmek üzere. Şimdi sıra sosumuzda. Çorbamız için sosumuzu hazırlayacağız. Öncelikle birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. İki yemek kaşığı pul biber. İki yemek kaşığı da kurutulmuş nane. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi sırada güveçimiz var. Mardin usulü kuzu güveç. Şimdi malzemelerinizi getireceğim ve ben masayı hazırlayacağım. Şimdi menümüzün ana yemeğinde kuzu güveç var. Mardin usulü kuzu güveçimiz var. Bunun için gerekli olan malzemeleri şöyle bir göz gezdirelim isterseniz birlikte. Yaklaşık 750 gram koyun kuşbaşı yaptık. Ve yaklaşık 4 tane büyük biber, yaklaşık 5 tane domates kestik. Bir baş sarımsak, ufak ufak onları soyduk. 250 gram tereyağı kullanacağız. 5-6 tane arpacık soğanı, tuzumuz, biberimiz ve tuzlu suya yatırılmış, yaklaşık kesilmiş 6 tane de patlıcan kullanacağız. Önce ne mi yapacağız? Önce etlerimizi kızartacağız. Bir tava alıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Tabii bu arada Mardin usulünde, Mardinler, daha doğrusu Mardin'de bu yemeği yapanlar genelde yağlı kuzu eti kullanıyor ama ben birazcık da kemikli et kullandım. Birazcık yardan ilave edeceğim, birazcık da pirzoladan yağlı kaburga kemikleri kullanacağım. Lezzetine lezzet katsın diye. Şimdi evet, tavamız ısındı. Birazcık tereyağı ilave ediyorum ve tereyağında kavurmaya başlıyorum.
etlerimizi. Evet, etlerimizi yavaşça alıyoruz. Etlerimizi güzelce tereyağında kavuracağız. Tabii birazcık da ben taze kekik ilave ediyorum etlere, güzel bir, özellikle kuzuya kekik çok yakışıyor. Birazcık da biber ve tuz. Etimizi şöyle alıyorum. Sonra devam ediyorum kızartmaya. İlave ediyorum etlerimi. Ve kaburgalardan da. Evet, birazcık daha tereyağı ilave ediyorum. En son olarak da gerdanları kızartıyorum. Evet, ben bugün başka bir şey denemek istiyorum. Özellikle kemikli etleri güvecimizin alt bölümüne yerleştiriyorum. Şöyle güzelce. Ve diğer parçalarını da ilave edeceğim. Şöyle güzel bir kat yapıyorum alt bölümünde. Tek tek. Yağlı bölümler alta gelecek şekilde. Güzel bir kat yaptık. Evet. Geri kalan eti üstüne boşaltıyorum suyla birlikte. Tabii ki yağını da ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi sırada sarımsaklarım var. Diş sarımsaklarımı ilave ediyorum. Güzelce serpiştiriyorum. Daha sonra patlıcanlarımı ilave ediyorum. Tuzlu suda beklettiğim. Tuzlu suda bekletmem patlıcanın acısını alması yönündedir. Yani patlıcanın özellikle acısının alınması gerekiyor. Şöyle yapalım. Gayet güzel. Sonra arpacık soğanı birkaç tane hazırladım. Şöyle aralara serpiştiriyorum. Bu arada birazcık da tereyağı ilave edeceğim. Şöyle köşelere yerleştiriyorum. Biberler ilave ediyorum, kırmızı biberler. Ve olmazsa olmaz kekik. Şimdi de domates ilave edeceğim.
Son olarak da birazcık pul biber. Şöyle güzelce ekliyorum. Tabii olmazsa olmaz birazcık da tuz. Evet, gördüğünüz gibi domatesleri ben en üste dizdim. Bundaki amacım gayet güzel bir aroma vermesi ve özellikle de suyunu alüminyum folye ile biraz sonra göreceksiniz kapayacağım. Buradan aşağıya doğru süzdürmesi. Yani şöyle aşağıdan yukarıya doğru bir yağ ve et aroması, yukarıdan da aşağıya doğru bir sebze aroması istiyorum. Şimdi alüminyum folyeyi kapatıyorum. Aslında alüminyum folyeli iyice kapatmamın tek amacı içindeki aromayı ve suyu ile birlikte pişmesini sağlamak. En ufak bir açıklık olursa büyük bir ihtimalle yukarıya doğru, dışarıya doğru verecektir. Biz bunda bilirseniz belki Anadolu'da genelde kuyu kebabı yaparlar. Onu da yaparken muhakkak üstünü kapatırlar ki o aroma, etin aroması ve ısı dışarıya kaçmasın diye. Bunda da tam tersi, burada da aromanın dışarıya kaçmamasını istiyoruz. Özellikle de ısının. Bazı yerlerde bu kapama işini hamurla da yaparlar. Genelde bundaki amaç ısının ve aromanın dışarıya kaçmasını önlemek. Evet, üstüne de kapağını koyuyoruz ve yaklaşık 1 saat 180 derecede şimdi fırınımıza koyacağız. Evet, bugünkü menümüzün en güzel bölümüne, tatlı bölümüne geldik. Tatlı bölümümüzde fırında cevizli kadayıf var. Ve bunun için gerekli olan malzemeleri de şöyle bir göz atalım isterseniz. Yaklaşık şerbetimiz için birebirdir oran. 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker kullanıyorum ve şerbet içinde yarım limon, birkaç damla da limon ihtiyacımız olacak. Daha sonra 500 gram yaş kadayıf, taze kadayıf kullanacağız. 250 gram ceviz içi ufak parçalara ayrılmış. 250 gram tereyağı kullanacağız ve bir de cam kap kullanacağız fırın için. Öncelikle hafif erimiş, daha doğrusu tamamen erimemiş tereyağımı güzelce şöyle kadayıfımın üstünden geçiriyorum. Ve yavaş yavaş yedirerek birbirine karıştırmaya başladım. Evet, gördüğünüz gibi didikliyoruz. Eskilerde didikleme der. Aslında güzel bir kelime. Bizim mahallemizde vardı böyle bir yorgancı, bilmiyorum yaşı geçkin olanlar bilir ama yorgancılar da bunu kullanırdı, böyle didiklerlerdi pamuktan, böyle yorganlar, yataklar yaparlardı. Oradan herhalde bir şekilde anımsadım. Didikleme bu şekilde, onlar da yünleri bu şekilde didiklerlerdi. Evet, tereyağımızı güzelce yedirdik. Şimdi yavaşça bastırarak kabımıza yerleştireceğiz. Güzelce bastırarak şu şekilde aşağıya doğru kadayıfımızı ve cevizlerimizi ilave ediyoruz. Bunlar değişik formlar da verebilirsiniz. Özellikle bardaklara da koyup aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir form verebilirsiniz ya da kestikten sonra da form verebilirsiniz. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi yaklaşık 15 dakika 180 derecede fırına yerleştiriyoruz. Şimdi fırına gönderdik 15 dakika 180 derecede. İkinci yapacağımız şey ise sıcak olması için özellikle söylüyorum. Sıcak dökeceğiz çünkü kadayıfımızın üstüne şerbetini hazırlayacağız. Birebirdir oran, yani bir bardak suya bir bardak da şeker ilave edeceğiz. Şu anda kaynatıyorum. Şekerimi de ilave ediyorum. Ve yarım limon da birkaç damla, tamamen yarım limon değil ama şöyle birkaç damla yeterli olacaktır şerbetimiz için. Ve cevizimizi de en son
Safhaya saklıyorum çünkü birazdan bitecek ve onun üstüne cevizlerle ilave edeceğiz şerbetimizin üstüne. Ben tabii bu arada burayı bir toparlayacağım ve sunum için hazırla başlayacağım. Gayet güzel kızarmış kadayıfımız, cevizi kadayıfımız. Şimdi sıra geldi şerbetimize. Şerbetimizi ilave edeceğiz. Şöyle tencereyle üstüne dökmek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş. Evet. Ve son olarak da cevizlerimizi de ilave edip üstüne kadayıfımızı tamamlayacağız. Çorbamız hazır. Şimdi sıra geldi güvecimize. Tabii ki güveci göremiyoruz ama ben şimdi çok da sıcak. Şöyle bir kağıt yardımıyla önce şurayı açıyorum. Ve şimdi de kapağını açarak sizlere göstermek istiyorum. Tabii açarken çok dikkatli olun. Aksi takdirde buhar yüzünüze ve elinize gelebilir. Evet. Gayet güzel pişmiş güvecimiz. Bugün sizlerle Ramazan'ın bu güzel gününde güzel bir iftar menüsü hazırladık. Yoğurt çorbamız vardı. Daha sonra fırında Mardin usulü güvecimiz vardı, kuzu güvecimiz ve tatlı olarak da cevizli tel kadayıfı yaptık. Bugünlük de bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.